Arkadaşlar hepinize selam, hepinize iyi seneler. Ocak ayı müfredatıyla karşınızdayız. Beş ve altıncı sınıf müfredatını görelim. Hatırlatmamızı yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı EBA müfredatı ile Tonguç Akademi sınıf kanallarında yayınlanan Ev Okul programı tamamıyla paralel ve aynı konuları içeriyor. 5. sınıflar Türkçe'de parçada anlam, cümlede anlam, matematikte kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, dinde adab ve nezaket işleyecek. Fen bilgisinde ise son hafta maddenin ayırt edici özellikleri var. 6. sınıflara baktığımızda Türkçe'de parçada anlam, grafik, tablo, görsel okuma, fen bilgisinde madde ve ısı, sosyal bilgilerde ise yeryüzünde yaşam, bilim ve teknoloji hayatımızda üniteleri var. Matematik dersinde kesirli işlemlerde tahmin ve ondalık sayılarda çarpma ve bölme işlemi ilk dönemin son konuları arasında yer alıyor. Evet, 5 ve 6. sınıf müfredatını gördük. Bence hepimizi şöyle bir tehlike bekliyor. O da ne? Rehavet. Neden? Çünkü nasıl olsa yazılılar yok. Sonrasında da 3 haftalık bir sömestr tatili olacak derken şu an iyice dersleri boşlamamıza sebep olacak. Peki bu dönemde ne ortaya çıkacak biliyor musunuz arkadaşlar? Avantaj sağlayanlar ve dezavantaja yakalananlar. Avantaj sağlayan arkadaşlarımız her ne kadar 3 haftalık tatil de olsa önümüzdeki dönemde yazılılar olmasa dahi kendisini asla boşlamayıp en kötü ilk dönem tekrarlarını yapanlar ve bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirenler ikinci döneme hatta bir sonraki seneye daha avantajlı girebilecekler. Ama demin de bahsettiğim gibi bu dönemde rahatlığa yakalanan arkadaşlar önümüzdeki aylarda çok büyük zorluklar çekebilirler. Buna dikkat çekmek istiyorum. Derken 7 ve 8. sınıf arkadaşlarımızı da daha çok bekletmeyelim ve hangi üniteler işlenecek onlara bakalım. 7. sınıflar Türkçe'de dil bilgisi parçada anlam, matematikte eşitlik ve denklem, fen bilgisinde ise kuvvet ve enerji, saf madde ve karışımlar işleyecek. Sosyal bilgiler dersinde ise geçmişten günümüze insan yerleşimi, Türkiye nüfusunun özellikleri konuları ilk dönemin son konuları arasında yer alıyor. 8. sınıfa baktığımızda Türkçe'de cümlede anlam, matematikte olasılık ve cebirsel ifadeler, İnkılap'ta milli bir destan, ya istiklal ya ölüm, İngilizce'de ise The Internet ünitesi var. Fen bilgisinde madde ve endüstri ünitesinde fiziksel ve kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ve son olarak asitler ve bazlar ilk dönemin son konuları. Evet, 7 ve 8. sınıf müfredatını da gördük. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'la bir öğretmen arasındaki konuşmaya şahit olduk. Belki görenleriniz vardır sosyal medyada. Orada öğretmenimiz bazı soruların çok uzun olduğunu, neredeyse bir sayfayı kapladığını ve öğrencilerin bu soruları çözmekte zorlandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şöyle bir açıklama yaptı kendisine. Bu durumun biz de farkındayız. Son ay çıkardığımız örnek sorulara bakarsanız özellikle matematik anlamında bu soruları yavaş yavaş kısaltmaya başlıyoruz ve bununla alakalı çalışmamız da devam edecek. Bu da şu demek oluyor. Yani bir sayfalık uzun sorular yerine artık soruların biraz daha kısalabileceği anlamına geliyor. Bence bu da iyi bir haber. Fakat burada şöyle de bir anekdot verdi Milli Eğitim Bakanımız. Matematik yine bu yılda zorlayıcı olabilir. Çünkü seçici sorular olmak zorunda. Eğer hepsini aynı düzeyde, okul düzeyindeki sorulardan oluşturursak bu sefer gerçekten büyük bir eşitsizlik durumu ortaya çıkabilir. Haliyle bu yılki LGS'de de matematik sorularının çok kolay olmayacağı ipucunu verdi bizlere. Bizim de bu durumda önlemimizi alıp kesinlikle daha çok matematiğe ağırlık vermemiz ve daha zor soruları çözerek LGS'ye hazır bir hale gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman 9, 10 ve 11. sınıf müfredatını da görelim. 9. sınıflar matematikte denklemler ve eşitsizlikler, kimyada kimyasal türler arası etkileşimler, tarih dersinde orta çağda dünya, coğrafyada ise doğal sistemler işleyecek. Fizikte ise kuvvet, itme ve kütle arasındaki ilişki, etki tepki kuvvetleri ve sürtünme kuvveti konularıyla ilk dönem sona eriyor. 10. sınıfa geçtiğimizde Türk Dili ve Edebiyatı'nda destan, efsane, fizikte basınç ve kaldırma kuvveti, kimyada karışımlar, biyolojide kalıtımın temel ilkeleri var. 10. sınıflar matematikte ilk dönemi polinomların çarpanlarına ayrılması ve rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesiyle bitirecek. 11. sınıflara baktığımızda Türk Dili ve Edebiyatı'nda makale, matematikte fonksiyonlarda uygulamalar, fizikte kuvvet ve hareket, tarihte uluslararası ilişkilerde denge stratejisi, biyolojide ise insan fizyolojisi işleyecek. Coğrafya dersinde ise beşeri sistemler ünitesinde Türkiye'de tarım ve hayvancılık işlenerek ilk dönem son buluyor. Evet, 9, 10 ve 11. sınıf müfredatını da gördük. Lisedeki arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Özellikle LGS döneminde hepimizin ortak bir hedefi vardı. Aynı doğrultuda ilerliyorduk. Fakat LGS sonrasında 9. sınıfta hatta 10'da 11'de bir rehavet çöküyor. Bir rahatlık çöküyor. Bence bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi hedef eksikliği. Özellikle 10 ve 11. sınıf arkadaşlarımızın hedef belirleme ve kendilerine ulaşacak bir hedef koyma konusunda sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten bu durum böyle mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Gerçekten bir hedefiniz yoksa
yorumlara şu an benim herhangi bir hedefim yok. Okul derslerimde ilerliyorum ve 12. sınıfta YKS'ye çalışmaya başlayacağım. Duruma ondan sonra karar vereceğim. Hangi bölümde okumak isteyeceğime, hangi mesleği yapmak isteyeceğime. Fakat bir hedefiniz varsa da lütfen bunu da yorumlara yazın. Belki de bu konu hakkında daha farklı videolara ihtiyacımız vardır. Daha özel videolara ihtiyacımız vardır. Bunları da değerlendirmiş oluruz arkadaşlar. O zaman bugün Ocak ayı müfredatını gördük. Yeniden hepinize iyi seneler diliyorum. Umuyorum ki 2020'den çok daha güzel bir yıl bizi bekleyecek. Bir sonraki ay yani Şubat ayında tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.